Peki Hasret, sen o ne diyorsun? O zaman herkesin zevki aynıymış diyerek başlıyorum. Olabilir. Ben fon perdelerini beğenemedim. Halını da aynı şekilde beğenemedim. Çok günlük buldum. Avanur'un da dediği gibi o kendisi kaldırmış günlük bulduğu için. Biz geleceğimiz için daha farklı bir halı koyabilirdin diye düşünüyorum. Siz geleceğiniz için mesela ben bütün evimi boyadım. Ben de boyamıştım, bunu belirtmedim şu ama. Şu duvarım yukarıdaki balkondan dolayı su alıyordu ve rutubet oluşmuştu. Ha. Bu programa katılıyorsam arkadaşlarımın gözüne çirkin gelecek bir görüntü sunmak istemedim. Holümü ve mutfağımı da yine kayınvalidemle birlikte boyadım. Bu arada duvar rengini çok beğendim ben. Ne renk geçiyor bu duvar rengi? Yani gri değil. Evet, gri değil. Kayınvalidem seçtiği için bilemiyorum. Güzel renk seçmiş adını. Değil mi? Ben rengi beğendim. Yani hep gri ve tonlarını gördük ya. Aslı Hanım, ben yanlış bilmiyorsam babaanneminki bu renk leylak diye geçiyor. Ama tam hani leylak değil, ben de farkındayım. Ama ismi öyle diye biliyorum. Allah Allah. Ha, babaannemin evini boyamıştık. Evet. Güzel bir renk. Ben seçmiştim ona da. Sağlık problemine rağmen evini boyaması gayet güzel bir davranıştı bence. Misafirlerine ne kadar önem verdiği buradan belli oluyor. Şimdi iki tanecik leke var diye ben de mi evimi boyasaydım? Yani, nasıl deniyorsun Havanur? Diyorum ki duvar boydan boya rutubet almıştı. İki tane lekeden bahsetmiyorum. Lütfen beni kulaklarınla dinler misin? Güzel boyayabilirdin. Benim hoşuma gitmedi. Beğenmedim. Aynen, bir boyacılık yarışması olursa gelir seni oraya jüri koltuğuna oturtur. Ben de yarışmacı olarak şu duvarı boyarım. Sen bu evin dekorasyonunu eleştirmeye geldin. Boya senin alanına girmiyor. Yani boyanın sürüş... Ben senin duvarından bahsetmedim ki, sen neden kimi sen eleştirdiğini anlamıyorsun. Keşke benim önümde benim duvarlarıma laf etseymişsin o zaman. Senin duvarında bir kusur görsem ederdim. Ben sadece burada bir kusur gördüm. Onu merak ediyorum. Canım, dediğim gününü atlatan rahatlatıyor ya. Ondan. Ben de günümü atlattım. Hiç bu şekilde acımasız davranmadım yani. Rana biz geliyoruz diye odasını boyamış. Fakat bu benim hiç hoşuma gitmedi. Yani benim evimde boyaya laf edilmişti. Yani onlar gelecek diye ben de mi boyasaydım? İki tane lekeyi sorun edecek kadar büyüttüler. Fakat Hasret burada boyanın uyumsuzluğu ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Bu da kendisinin yaptığı haksızlıktı. Yani ben boyayı işe katmak istemedim. Kız bizim için duvarını boyatmış rutubetten dolayı. Ben de sizin için sildim. Sen de bizim için evet duvarlarını silebilirdin en azından. Gözün görmedi mi lekelerini? Sildim zaten ama çıkmayan lekeler vardı. Boyası kazılmıştı. Arkadaşlarım da gördü zaten. Yapılabilir. Biz de o işlemlerden geçtik. Siz gelmeden bir gün önce biz de yaptık o işlemleri. Bence hata Havanur'u eleştirmendi. Rana'ya bir şey dememeliyiz. O zaman özür dilerim Havanur. Evet, ama Rana biraz daha sakin cevaplar verdi. Sen ben çok çok boş şeyler üzerinden evine yeni eleştiriler yapılıyor. Evet, koltukları eleştirebilirsiniz. Perdeler eleştirilebilir. Halılar eleştirilebilir. Fakat bir boyanın fırçaya sürüş şekli eleştirilebilir. Neden biliyor musun? O kızı eleştirdiği için Hasret'e soruyor. Evet. Sana bir şey demiyor. Hayır. Hakkını savun ama benim boyamın fırçası üzerinden de hakkını savunmazsın. Kayınvalidem bir boyacı değil. 56 yaşında kadın. Ben de ayağımı bak sen, temizliği konuşuyoruz. Sana diyorum ki zaten temizlikte zorlanıyorum. Buna rağmen ben kalkıp şurayı boyadıysam senin bana helal olsun Rana. Ki biz seninle aynı, kulvardayız. Senin de bir çocuğun var, benim de bir çocuğum var. Ne zorluklarla yaptığımı düşünüp aslında senden bir destek beklerdim bu konuda. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Mantıklı, kolay, her baba yiğidin ağacı değil yani. Evet, kolları sıvayacak da bir kadın boyaya girişecek. Evet. Hakikaten ya, önemli bir şey. Ben o konuda tebrik ediyorum. Arkadaşım yapmak istemedim ben. Yani evine misafir gelecek diye size burada akmış duvarla karşılamak istememiş. Evet. Güzel. Ve burayı en azından bir boyacı da tutabilecek belki ortamı ve duruma sahip değilken kendisi yapmış. Evet. Kayınvalidesiyle birlikte bu bence takdir edilecek bir durum. Valla tebrik ediyorum ben seni. Ayrıca da duvar rengini beğendiğimi söyledim.